Mutfağımdan kanalımdan herkese merhabalar. Bugün tarif defterimde, eski tarif defterimde işaretlediğim ama sizlerle tanıştırmakta, sizlere sunmakta geç kaldığım bir tarifi denemek istedim bugün. Sizlerle paylaşmak istedim. Yapımı farklı, iç dokusu bambaşka farklı bir kurabiye. Mutlaka deneyin, sevdiklerinizle paylaşın. Hemen iç yapısını sizlere göstermek istiyorum. Bakın bıçağım temiz, yani içi tamamen pişmiş. Brownie gibi iç yapısı, kek gibi bir kıvamı var. Üzeri bol çikolatalı. Yakından da görmenizi istiyorum bu şekilde. Dediğim gibi ilginizi toplayacak, ilginizi çekecek güzel bir kurabiye. Tarifin yapılış aşamasını lütfen dikkatli bir şekilde sonuna kadar izleyin. Bu kıvamı tutturacaksınız mutlaka. Burada kaynattığım 1,5 su bardağı sütüm var. Standart 200 mililitrelik su bardağı ölçümle 1,5 su bardağı şeker, 1 çay bardağı mısır nişastası kullanıyorum. Çırpıcımla, tel çırpıcımla bir karıştıracağım. Ardından iyice kaynattığım 1,5 su bardağı sütün içerisine görüyorsunuz yavaş yavaş ekliyorum. İçerisinde nişasta olduğu için birden eklemeyin siz de karıştıra karıştıra yavaşça bu karışımı içerisine ilave edin. Süt ekledikçe ve karıştırdıkça nişasta olduğu için hafif bir kıvam alacaktır zaten. Bu arada bir tencereye yaklaşık 2 su bardağı su koydum ve bunu güzelce kaynattım. Altına bu tencereyi alacağım. Ve üzerine bu harcı koyarak böyle 3 dakika kadar bir karıştıracağım. Hafif bir kıvamlandı. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim ama şu anda bunları eklerken lütfen tamamen sıcak olmamasına dikkat edin. Yumurta sarısı ilave ediyoruz içerisine. Bir adet. Malzeme listesini açıklama kısmına da yazacağım. Buradan da bulabilirsiniz. Fotoğrafını çekin, kaydedin ve mutlaka deneyin isterim. Yorumlarınızı benimle paylaşın isterim. Un kullanacağız. Un miktarını azar azar lütfen karıştırdıkça ilave edin. Sert bir hamurumuz olmaması gerekiyor çünkü. Dediğim gibi dikkatli bir şekilde uyguladığınız takdirde, verdiğim ölçülerle uyguladığınız takdirde lezzet kaçınılmaz olacaktır. Farklı bir kurabiye. Alışılmışın dışında bir yapım tarzı var. Burada bir çay bardağı kakaom var ama kakao yoğunlukları marka marka değişiyor. Ben bir çay bardağı olarak ayarladım ama bir çay bardağından az kullandım. Yani yarım çay bardağından bir parmak fazla kakao kullandım. Benim için yeterli oldu. Unu ekliyorum, görüyorsunuz yine azar azar. Akışkan bir kıvamı olacak. Çok akışkan değil, çok katı bir kıvamda değil. Göreceksiniz zaten, bunu göstereceğim size. Azar azar un ilavesiyle karıştırmaya devam edelim. Bakın, akışkanlığını görüyorsunuz. Bu karışımı yarım saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Evet bakın buzdolabından çıktı. Buzdolabından çıkmış hali akışkanlığı şu an tamamen kıvam almış durumda. Akışkan bir kıvamı yok artık. Bu harcımı tezgahıma alacağım. Burada da kıvamını gayet net görebiliyorsunuz zaten. Yine tezgahımda un ilavesiyle güzel bir harç elde edeceğiz. Ama buradaki un ilavemiz de yine kontrol bir şekilde olması gerekiyor. Bir paket kabartma tozu, 1,5 çay kaşığı karbonat ekledim içerisine. Un ilavesiyle de güzelce tezgahımdan alıp yoğuracağım. Unutmayın katı bir hamur olmayacak. Yoğurduğumuz aşamalarda bile hala elimize yapışacak bir hamur olmalı. Bıçaktan da yardım alabilirsiniz tezgahımızdan alabilmek için.
Görüyorsunuz içe içe katlıyorum. Ama hala akışkan bir kıvamı var. Dediğim gibi çok katı bir hamur olmayacak. İçi dışı unla bulanmış olmayacak. Sadece açabileceğimiz üst kısmı ve alt zemin kısmı unlu olması daha sonrasında bizim için yeterli olacak. Bu aşamada yaklaşık bir su bardağı un ekledim. Kenarlardan alıyorum, görüyorsunuz. Bu aşama önemli olduğu için kesmek istemiyorum. Detaylarıyla görmenizi istiyorum bu kısmı. Hala akışkan bir hamurum var. Tezgahıma un serpiştireceğim bir miktar ve bu hamurumu üzerine alacağım. Hamurumun iç kısmı hala eğer yoğurursam yumuşak bir yapısı var. Görüyorsunuz zaten buradan hamuru. Elimle de açabiliyorum. Şöyle bir parmak kalınlığında merdane yardımıyla bir açma işlemi gerçekleştireceğim. Üzerine en son un serpiştirdim. Gördünüz, un serpiştirmeseydim ıslak bir kıvamı olduğu için, hala akışkan bir kıvamı olduğu için merdaneme yapışacaktı. Bu sebepten dolayı un ilave ettim. Elimle şöyle bir düzelttim hemen. Ardından merdane ile açım işlemime başladım. Dediğim gibi bir parmak kalınlığında bir hamur açmamız yeterli olacaktır. İçerisinde karbonat var, kabartma tozu var. Pofidik pofidik kabarmış kurabiyelerimiz olacak. Bu üzerine serptiğimiz un, ayrıca en sonunda serptiğimiz un, ayrıca üzerinin dış katmanının sadece hafif böyle bir sertlik olmasını sağlayacaktır. İç tabakadan ayrı olarak. Eğer iç tabakayla aynı yumuşaklıkta olursa tabii ki kurabiyemiz dokunduğumuzda dağılacak, hani ezilecek bir kıvamda olurdu. Dış tabakası kendini koruyacak tabakası, hafif sert, içi yumuşacık brownie gibi, kek gibi bir kurabiye. Ben bir fincandan yardım alıyorum şekil vermek amacıyla. Siz istediğiniz gibi aparat kullanabilirsiniz. Bu şekilde 160 derecelik fırına vereceğim. Çok fazla değil. Kontrol edin. Başta açmayın çünkü çatlama oluşacaktır. Üzerinde bir 15 dakika, yaklaşık maksimum 15 dakika içerisinde olmuş olacaktır. Evet, kurabiyelerimiz pişti. Üzerlerini krema hazırladım. Üzerine de bir paket çikolata ilave ettim. Güzelce karıştırıp kurabiyelerimi çikolatalı bu sosa buladım. Harika yapısı. Videomu izlediyseniz yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Herkese afiyet olsun.